Herkese merhabalar. Sizlerden onlarca yüzlerce yorum geldi. Hocam, nitelikli lise kazanmak istiyoruz ve bir günümüz nasıl geçmeli, neler yapmalıyız, sabah kaçta kalkmalıyız, günde kaç soru çözmeliyiz, LGS 2024'te sayısalda ve sözelde şov yapmak istiyoruz, efsanemizi yazmak istiyoruz. Dolayısıyla bize günlük rutin videosu çeker misiniz dediler. Bizler de sizler için çok güzel bir video hazırladık. Hadi intromuz girsin, videomuza başlayalım. Tonguç LGS Dershanesi sunar. Arkadaşlar, LGS'ye son 10 ay kaldı. Gerçekten çok değerli bir süre. Bu 10 ay içerisinde neler neler yapılmaz ki? Bu 10 ay içerisinde onlarca kitap bitirilebilir, yüzlerce soru bankası çözülebilir ve ardından da hayallerimizdeki liseye zıdank diye rahat rahat gireriz. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Şimdi bazı arkadaşlar yapamayacağım, bazıları yapamam, bazıları yapmalıyım, bazıları nasıl yaparım diyor. Bazıları ise yapmayı denerim dedi ve çalışmaya başladılar. Bizlerle birlikte, Tonguç Akademi ile birlikte şimdiden LGS yolculuğuna girdiler. Yapabilirim diyecekler ve inşallah da en sonunda da hayallerindeki fen liselerini, sosyal bilimler liselerini, Anadolu liselerini kazanacaklar. Şimdi öncelikle arkadaşlar, tabii ki erken kalkan işine şeker katar aşına. Erken kalkan yol alır. Bunlar atasözü. Bizim size söyleyeceğimiz söz ise erken kalkın arkadaşlar. Çünkü sınavınız bir sabah yapılacak. Yani sabahleyin saat 9.30'da sözel bölümü, 11.30'da da sayısal bölümü yapacaksınız. Dolayısıyla beyninizi sabahleyin erken kalkıp soru çözmeye alıştırmanız gerekiyor. 8 saat uyku günde yeterli. Gününüzü planlayıp zamanınızı yönetip erken kalkmaya vücudunuzu alıştırırsanız, şimdiden yaz tatilinden itibaren erken kalkmaya alıştırırsanız beyniniz sizin lehinize çalışacak ve sınava kadar çok mükemmel başarılara yelken açacaksınız. İkincisi, sporcu gibi beslenmeniz lazım. Hani Ronaldo diyor ya, kola içmeyin diyor. Gerçekten sizler de şu anda en az Ronaldo gibi ambalajlı gıdalardan, koladan, zararlı şeylerden uzak durmalısınız. Çünkü ya onlar beyniyle oynamıyor belki. Hem beyniyle hem de vücutlarıyla oynuyor. Siz ise hem en fazla beyninizi kullanıyorsunuz, sonrasında yine vücudunuzu kullanıyorsunuz. Elinizi kullanıyorsunuz, masaya oturuyorsunuz, dinleniyorsunuz, sorular çözüyorsunuz, yoruluyorsunuz, gözlerinizi okuyorsunuz. Dolayısıyla doğru beslenmek çok önemli. Zararlı gıdalardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Emin olun, beyninize onlar küçük küçük de olsa zararlar verebiliyor. O yüzden sağlıklı gıdalar yiyeceğiz, ceviz yiyeceğiz. İşte böyle sevdiğimiz zararlı şeyler varsa onlardan arada bir kendimize ödül verebiliriz. Ama genellikle çoğu zaman onlardan uzak duracağız. Bu saatler çok önemli arkadaşlar. Sabahleyin 9-11 en etkin çalışma saatleri, yani insan beyninin en iyi çalıştığı saatler. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı da sınavı zaten 9.30 ile 11.30 saatlerine koyuyor. Neden? Çünkü diyor ki çocukların kafasının en fazla çalıştığı saatler bu saatler. Bu saatlerde eğer iyi niyetler yaparlarsa biz o çocukların gerçekten Anadolu Lisesi'ni, Fen Lisesi'ni kazanıp kazanamayacağını anlarız diyorlar. O yüzden de bu saatlere sınav koyuyorlar. O yüzden sizler de bu saatlerde beyninizi çalıştırmanız lazım. Bu saatlerde ders çalışıyor olmanız lazım. Zor konuları öğrenmeniz gereken, böyle zorlandığınız dersleri bu saatlerde çalışmaya dikkat edin. Kısa süreli bellek en yüksek seviyede oluyor burada. Program uygulamanız lazım. Tabii arkadaşlar da hep bunu sormuş. Hocam, biz program nasıl uygulayacağız? Bizler sizlere ilk başta, zaten sene boyunca bir sürü programımız olacak ama şu anda 0'dan 8 hazırlık programı hazırladık arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar, EBO ve KOK, üslü ifadeler, mevsimlerin oluşumu, DNA ve genetik kod, fiilimsi, cümlenin ögeleri gibi 3 temel konuyu Türkçe, matematik ve fende sizler için 0'dan 8 hazırlık kampında çok güzel programladık. Bunları izleyip bunlarla alakalı soruları çözerek ilk programınızı yapabilirsiniz. Onun haricinde de esasında yapacağınız şeyin programı çok net belli. Yapmanız gereken dersler nedir? Türkçe dersi var, İnkılap dersi var, İşte örnek veriyorum İngilizce dersi var. Din dersen şimdilik soru çözmediğimizi düşünelim. İşte matematik dersi var, fen dersi var. Çözmeniz gereken dersler bunlar. Bu derslerle alakalı tabii ki hemen hemen her gün mutlaka belli bir şekilde sorular çözmeniz gerekiyor. Diyelim ki bu da günler olsun. Pazartesi olsun, salı olsun, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye gidiyor. Şimdi siz hafta içi hangi gün ne çalıştığınızı bilmeniz lazım değil mi? Pazartesi günü ben Türkçe çalıştım mı? Hayır. İngilizce yap? Hayır. İngilizce hayır. Matematikten 50 soru çözdüm. Fenden 70 soru çözdüm. Ben buraya baktığımda pazartesi günü ne yaptığımı görebiliyorum. Pazartesi günü toplam 120 soru çözmüşüm. Ama buraya baktığımda matematikten bu hafta sadece pazartesi günü 50 soru çözmüşüm. Türkçeden daha bu hafta bir şey yapmamışım. İnkılaptan daha bu hafta hiçbir şey yapmamışım diyebiliriz. Bu şekilde yaptıklarınızı yazmanız sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Bol bol soru çözmeniz lazım. Neden? Çünkü sınavda size soru soruyorlar arkadaşlar. Sınavda gel bakalım Merve, gel bakalım Zümra, gel bakalım Ahmet, gel bakalım Erva demiyorlar. Diyorlar ki al diyorlar, sorular burada. A, B, C'de işaretle geç diyorlar. Dolayısıyla siz kendinizi test tekniğine alıştırdığınızda, bol bol soru çözdüğünüzde minimum günde sınavda çıkan kadar, yani 50 sözel, 40 sayısal çıkıyorsa toplam 90 soru çıkıyor arkadaşlar. 90'ı şöyle elimle göstereyim. 90 soru minimum çözmeniz gerekiyor günde. Nitelikli güncel sorular olması lazım ve yaptığınız hataları da biriktirmeniz lazım ki diyelim ki test çözüyorsunuz evde
Birinci soruyu doğru yaptınız. İkinci soruyu doğru yaptınız. Üçüncü soruyu yanlış yaptınız. Şimdi bu soru çok değerli. Neden? Bu soru sınavda gelseydi yanlış yapacaktınız demektir. Dolayısıyla birinci ve ikinci soru önemli ama en önemlisi üçüncü soru. Neden? Çünkü yanlış yaptığınız soruyu bir daha yanlış yapmamak üzere dikkatli bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Sosyal medya diyeti yapmanız gerekiyor. Eskiden arkadaşlarımızla sokakta buluşurduk, gezerdik. Şimdi yazın da tabii öyle oluyor ama günümüzde maalesef televizyon ve telefon bizim hayatımızın çoğunluğunu oluşturuyor. Hatta cep telefonu bayağı bir çoğunluğunu oluşturuyor. Telefonun içerisinde Facebook'tur, YouTube'tur, TikTok'tur, Twitter'dır, işte ne bileyim bu ne Instagram'dır, ne bileyim işte Snapchat'tir, WhatsApp'tır. Sürekli zamanımızı yiyen şeyler bunlar. Burada dikkatli olmamız lazım. Burada gereksiz insanlardan, motivasyonumuzu bozan, ders çalışmamızı engelleyen uygulamalardan uzak duracağız. Hatta telefonumuza kullanmasak bile böyle ders çalışmakla alakalı işte not yükseltici, deneme takvimi, TATS buna benzer böyle çok faydalı uygulamalar eklemeliyiz ki TATS'ı uyguladığınızda bizler sizlere biliyorsunuz çok güzel yarışmalar, işte bilge baykuşlar, hızlı çıtalar gibi yarışmalar da yapıyoruz. Bu tarz uygulamaları telefonunuza yüklemeniz çok daha faydalı. Kendinizi yani bir insanın telefonuna baktığınız zaman bunları görüyorsan bu adam sosyal medyada gözü demektir. Ama sizin telefonunuza baktığımızda hep böyle LGS ile alakalı, ders çalışma ile alakalı uygulamalar olması emin olun motivasyonunuzu artıracaktır. Kendinizi analiz etmeniz gerekiyor. Deneme sonuçlarını tarihleriyle not edip geriye dönüp bakıp gelişimini takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla tabii şu anda belki denemeler çözmüyorsunuzdur ama yaptığınız her bir teste, her bir çalışmada mutlaka not alın arkadaşlar. Yani ben bugün işte LGS 2023 sözeli çözdüm. 50 soruda 30 yaptım. Veya 10 yaptım fark etmez. 40 tane yanlış yaptım hiç önemli değil. Emin olun zamanla çözdüğünüz testlerin, çözdüğünüz soruların sizlerin netten artırdığını göreceksiniz ve mutlu olacaksınız. Dolayısıyla küçük de olsa, yanlışlarınız çok da olsa, netleriniz düşük de olsa mutlaka not alın. Şunu unutmayın arkadaşlar, iyi bir lise iyi bir gelecek demek. Bakın geçen hafta değil birkaç hafta önce üniversite sınav sonuçları açıklandı. Türkiye birincileri hep fen liselerinden, Anadolu liselerinden, sosyal bilimler liselerinden. Dolayısıyla sizler de iyi bir üniversiteye girmek istiyorsanız iyi bir lisede okumanız gerekiyor. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Geçenlerde bir araştırma yapmışlar. İnsanlar artık mezun olduğu üniversiteleri değil de mezun olduğu liseleri söyleyerek hava atıyorlarmış. Niye? Çünkü artık üniversitelerin de artık biraz hani hemen hemen her şehirde bir sürü üniversite açıldığı için insanlar artık üniversitelerinden ziyade liseleriyle gurur duymaya başlıyorlar. Dolayısıyla iyi bir lise girmeniz artık iyi bir üniversite girmeniz kadar önemli. Bir de sakın bugünün işini yarına bırakmayın. Daha çok zaman var, daha Ağustos ayı var, Eylül var, hele bir okullar açılsın demeyin. Hemen çalışmaya başlayın arkadaşlar. Şunu unutmayın, yapmanız gereken tek şey belli. Zaten bizler size 0'dan 8 hazırlık kamp programımızı yapıyoruz. Burada 0'dan 8 hazırlık setimizin içerisinde sizler için hazırladığımız iki süper kitap var. Bu kitap tüm sene boyunca hem sayısalda hem sözelde sizlerin en büyük destekçisi olacak. Burada videolarımız zaten kitaplarla direkt bağlantılı. Yani biz burada öğrettiğimizle alakalı burada sorular çözüyoruz. Kampımızda da direkt konuları buradan anlatıyoruz sizlere. Buradan takdir veriyoruz. Dolayısıyla kitaplarınız hazırsa buradan güzel güzel ilerleyebilirsiniz. Konulara büyük bir hazırlık yapabilirsiniz. Ve yapacağınız sorular, çözeceğiniz ödevlerin hepsi belli arkadaşlar. Kendinizle aynı şekilde gerçekçi olacaksınız. İşte günlük 150 soru çözmek, 2 saat konu tekrar yapmak, 1 saat kitap okumak gibi gerçekçi hedefleriniz olacak. Gerçekçi bir şekilde yani yaptığınızda böyle oh yaptım, oh bitirdim, oh bitirdim diyebileceğiniz hedefleriniz olacak. Ama hayalleriniz imkansızı isteyecek. Nedir? Şu anda belki matematikte iyi değilsiniz ama Galatasaray Lisesi'ni istiyorum diyeceksiniz. İstanbul Feni istiyorum, Ankara Feni istiyorum diyeceksiniz. Ve inşallah hayal ettiğinizden de çok güzel liseler kazanacaksınız. 0'dan 8'e kampında sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorularınızı bekliyoruz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, iyi dinlenmeler. Hadi bakalım. Tonguç LGS Dershanesi sundu.